Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Öncekler kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Bugün sizlere ambiyans yaptım. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Takım elbiselerimi giydim. Merdivenin ucunda, kapı arkamda. Görüntüyü çok beğendim. Arkadaşlar, bazen bana sen çok yemek yiyorsun, o yüzden dikkatsiz oluyorsun diyorlar. Ben de bir tane oyun buldum. Affedersiniz, aptallık testi. Üstümüze alınmıyoruz. Bu sadece bir oyun. Eğer hazırsanız, çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. İşte arkadaşlar, oyunumuz burada. Tıkladık. Aptallık testi. Yani ismi birazcık gıcık gibi. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçlarına bak. Ne kadar aptal olduğunu herkese göster demiş. Ya biz aptal değiliz bir kere, tamam mı? Hangisi daha vahşidir diyor. Sinirli köpek var bir tane, bir de kedi var. E tabii ki köpek. İşlemi çözün demiş. Eyvah, ama benim matematiğim çok fenadır ya. 11-5 daha 6. E orada 7 var ama. 7 artı 6 daha 11 eder. Artı 10 eder. -8 2 eder. Sonuç. E bence 1 diyorum ama. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hangisi daha suludur diyor. Elma mı? Portakal mı? Muz mu? E tabii ki portakal. Kaç tane balık var demiş. Say 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 çabuk çabuk çabuk. 1-2-3-4-5. Yok, bir tanesi duruyor, 6. Acaba aşağılardakiler taş mı yoksa balık mı? Siz ne dersiniz arkadaşlar? Ben 6 diyorum. Hangisi farklıdır demiş. Tabii ki kare olan. Hangisi daha hızlıdır diyor. E tabii ki Volkswagen eski bir araç arkadaşlar. Ta benim çocukluğumda vardı. Mavi araç diyorum. Hangi sayı daha büyüktür demiş. 65, 55, 66, 56. E en büyüğü 66'dır tabii ki. Rakama tıkla demiş. E iyi de burada rakam yok ki ama. Arkadaşlar, bölüm 9 yazıyordu. Oraya tıkladım var ya. Kırmızı yazana tıkla demiş. Tıkladım. Hangisi farklı diyor? 30-18. Eksi artı. Bence en farklı olan bölü işareti. 12. bölüme geçtik arkadaşlar. Test sonunda göreceğiz. Ben bir aptalım yazıyor. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna bas demiş. Aslında ben bir aptal değilim ama neyse, oyun icabı yazalım bakalım. Büyük ve küçük harflere de dikkat edin yazıyor. Yazıyorum. Ben bir aptalım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bence bu küçükken çözdüğüm bulmacalara benziyor. Küçükken evde canım çok sıkılırdı. Bulmaca çözerdim. Ondan sonra bulmacanın sonunda da şöyle derdi. İyi vakit geçirdiniz. Sonuç bu işte. Diğerleri sokakta eğlenirken sen hala test çözdüğüne göre bir şeylerin eksik demektir. Bunu da okuyunca çok üzülürdüm doğrusu. He. Bence bu da böyle bir oyun. Küçükten büyüğe doğru tıkla diyor. Bir. Aa, hemen öbür sayfaya geçti. Köpeğe tıkla diyor. Tıkladım. En büyük üçüncü sayı hangisi demiş. En büyük üçüncü sayı bence şu 6. Kaç tane dikdörtgen var? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Tam 10 tane. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? Allah Allah. İkinciyi geçen tabii ki birinci olur arkadaşlar. Neyse, biz o zaman 3'ü tıklayacağız. Sonucu bulun demiş. Kare artı 4. Karenin de 4 köşesi var bence. Bunun da 4 olacak. 7-3 daha 10. Bence 14. Pardon pardon. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 4'ten de 4 çıkarsa 0 kalır arkadaşlar. Buldum buldum. Şimdi patlat diyor. Balonu patlatıyoruz. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Yok, ben bunu atacağım arkadaşlar. Hiç bilemem yani. He. Şimdi kafamı onlamıyorcam. Önce 3 kez mavi butona. 1-2-3. Rakamlar gitti. At kaç kez sallandı diyor. 1-2-3. 4-5, bence 6-2. Bu ne? Tersten yazan şifreyi düzden yazın demiş. Peki yazalım o zaman. 3-5. Bir tane E ve bir tane de S. Enter. En alttaki renk hangisidir demiş. Bence yeşil tabii ki arkadaşlar. Bakar mısınız? Sarkmış sarkmış. Silinmeden önce ne yazıyordu? Ne yazıyordu acaba? Bence bir tane B harfi var. Bir tane E var. Bir tane E harfi var. Bir tane de A harfi var. Enter. Kaç tane şekil var demiş. Tabii bu da yanıltmalı arkadaşlar. Şekillerin içinde de kaş gözden şekil yapmışlar. 1,
2, 3, 4. 4 tane sadece karede var. 4 tane yuvarlakta var. 4 tane de üçgende var. Yani 4, 8, 12 arkadaşlar. Yazıyoruz ve enter. Kaç tane kedi var demiş? Vallahi hemen gidiverdi he. Ben 12 tane saydım. Enter. Hangi çember daha büyük diyor. Cevabını buraya yazıp enter tuşuna basar mısın demiş. Yani benim bildiğim bu adam asmaca oyunuydu. Ben de öyle yazıyorum o zaman. Adam asmaca. Korkuyorum vallahi he. Bence kesin komik bir şey çıkacak. Oyunu bitirmek için sona tıklayın. Herhangi bir şeyi tıklama demiş. Kardeşim sen bizi atlağı mı zannediyorsun ya? Yeşilde son yazıyor işte. Nereye tıklayacağız peki? İşte arkadaşlar sonuç bu. Aptal deyince akla gelen ilk isim sizsiniz diyor. Aşk olsun aptallık oyunu ya. Bu da yapılır mı bana? Al işte karnım gene acıktı. Bir kere ben aptal değilim tamam mı? Ve işte gördüğünüz gibi not demiş. Aptallık testi oyunundan çıkan sonucu cilt diye almamanızı tavsiye ederiz. Oyun sadece eğlenmek için yapılmıştır diyor. Yani ben bir aptal değilim. Sonuç olarak eğlendik mi? Eğlendik arkadaşlar. Ben en çok akvaryum bölümünü sevdim. Sizin sevdiğiniz hangi bölüm oldu? Yorumlarda bana yazarsanız çok mutlu olurum. Hazır giymişken Mirket'i ziyarete gideceğim. Bu önlüğün bana da yakıştığını ona göstermem gerekiyor. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Ay geç kalıyorum vallahi. Güle güle.